Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Zipkin ile Spring Cloud projemizin, yani mikroservis eğitim serimizin entegrasyonunu yapacağız. Zipkin öncelikle ne işe yarıyor? Daha önce de bahsetmiştim ilk videoda. Aslında çok fazlaca servisimiz olacak burada. Hatta belki bunların kendi kopyaları olması bir durumken, bir durumda aslında burada daha fazla servise de ihtiyaç duyacağız ki normalde biz zaten bir projenin 3 tane mikroservisten oluşması çok mümkün değil gibi. Şayet zaten 3 mikroservise aslında bunu tercih etmek çok doğru olmayabilir. Burada 50 tane servis, o 50 servisimiz de işte yatayda 10'ar 15'er instance olduğunda belki elimizde 400-500 tane çalışır instance elimizde olacak. Biz ise arayüzden bir tane istek gönderdiğimizde veya web uygulamamız bir isteği tüm sistemimize yolladığında aslında o isteğimiz belki 5-6 tane mikroservis üzerinden gezerek bir isteği tamamlayacak. Bunun için ise aslında bir istek bir hata aldığı zaman o hatanın hangi servisten kaynaklandığını veya hangi servisten o hatanın gerçekleştiğini takip etmek çok zorlaşıyor bu tip yapılarda. Bunun için de aslında kullanabileceğimiz birçok ürün çözüm var. Bunlardan biri de aslında Zipkin. Zipkin aslında bir tane isteğimizin tüm trace'ini loglayan bir yapı ve Spring Cloud'la yine bir entegrasyonumuz söz konusu. Normalde Zipkin'in sanırım 2.14 ya da 2.12 versiyonundan itibaren şurada Zipkin Server diyelim. Zipkin'in yanlış hatırlamıyorsam 2.10 ya da 2.11 versiyonundan itibaren aslında bunun Spring Boot projesiyle beraber değil de tek başına çalışabilir bir Docker imajı, bir farklı bir servis olarak ayağa kalkması önerilmekte. Ama biz biraz da eski versiyonunu yapacağız. Normalde Docker imaj olarak ayağa kaldıracak olsak da zaten sadece bizim normal Docker Compose file'ımıza sadece bir tane daha servis ekleyeceğiz. O da bizim Zipkin olacak. Zipkin'in yine Docker imajı Docker Hub üzerinde mevcut. Docker Hub Zipkin diyelim mesela. Evet. Aslında Docker imajı burada. Cloud Zipkin kullandığı data yapıları itibariyle Zipkin'in bir kendisi var. Bir de UI'yi var. Bunları kullanabiliriz. Zaten Compose file'i vesairesi bulmak çok zor değil. Ayrıca yeni versiyonda da daha farklı güzel arayüzler gelmiş durumda. Bunu implement etmek daha kolay olduğu için aslında biz eski versiyonu yapıyor olacağız. Eski versiyonda bir önceki ya da bir önceki major release'i. Bunun için yine bir tane yani bizim projemizde bir Java projesiymiş gibi havaya kaldıracak yapıda konfigüre edeceğiz. Bunun için yine bir tane modül oluşturacağız. Buna da Spring Cloud demeye gerek yok. Direkt Zipkin Server diyelim. Zipkin'in bir tane server'ının olması gerekecek. Yani şurada bir server ve UI olması gerekecek. Bir de bunun diğer servislerle Eureka ile olan bağlantısını sağlayacak bir takım dependency'ler bu modüllerimizin içerisine eklememiz gerekiyor. Bu modüllerin POM XML'lerini. Zipkin servisi öncelikle Zipkin server'ımızı şurada yaratalım. Şuna Zipkin server diye bir modül ekledim. Zipkin server'ımızın öncelikle bir önceki versiyonda çalışacağımız için ben onu not olarak buraya eklemiştim. Bir dependency'sini alacağız. Yanlış. Şöyle dependencies tag'i içerisinde bunu yapıştıralım. Bir web, bir server, bir de UI'nin olması gerekiyor. Burada UI'yı şu. Yani İki tane dependency'miz var Zipkin tarafı için. Bir tanesi zaten Spring Boot'un web'i. Şimdi burada Spring Boot'un içerisinde biz Tomcat'i dahil etme demişiz bu modül için.
Bunun sebebi şu. Zipkin default'ta Undertow diye bir web application server kullanıyor. Biz de bunu kullanacağız. Önerilen de o. O yüzden Tomcat'i exclude ettik. Ama projemizde Zipkin'in getirmiş olduğu Undertow application server otomatikman olmuş olacak. Yine projemizde geri kalan parent projemiz önemli. Parent projemiz bizim kullandıklarımızdan biraz daha eski bir versiyon olacak haliyle. O da 2.0.7 release'ini buldum. Belki 2.1.0'la da çalışıyor olabilir. Denemek lazım. Ve son olarak aslında bir de şuradan şu build tagimizi alalım. Bunu bağımsız bir uygulama olarak geliştirip başka veya monolit projeleriniz vesaire için de yine kullanabilirsiniz. Tamam, bunun dependency'leriyle işimiz tamam. Yani POM XML ile işimiz bitti. Şimdi projemizde yanlış yerdeyim. Evet, Zipkin'in içerisinde bunu uygulamanın başlatıcısını ekleyeceğim yine. Başlatıcısı için bir tane yine application class'ı oluşturacağım. Com Heidi kodlayalım. Nokta Zipkin server içerisinde Zipkin server application diye bir main class'ı olsun. Başlatıcısı olacak bu otomatikman. Bunun içerisinde de bir tane enable zipkin server kullanmamız gerekiyor. Burada iki tane farklı versiyon var. Şu üstteki bahsetmiş olduğumuz aslında yeni versiyon. Biz eski versiyonunu kullanacağız. Yeni versiyonda farklı konfigürasyonlar yapmamız gerekecek. Bir ikincisi Spring Boot Application diyeceğiz buna. Ve bir main class'ın olması lazım. Spring Application nokta run bizim Zipkin Server Application'ımızın instance'ını çalıştıracak. Ve bizim verdiğimiz parametreleri yine uygulamaya verecek. Bu haliyle aslında Zipkin Server'ımız tamam gibi, fakat konfigürasyonunu eklememiz gerekiyor. Konfigürasyonu için bunu yine bizim config server'a bağlamak gibi bir şey de mümkün, ama şimdilik onu çok şu an için çok gerekli değil diye düşünüyorum. Aslında ekleyebiliriz. Bir tane application ya da Bootstrap YAML oluşturalım. Bootstrap YAML'ın içerisinde server.port'umuzu autocomplete'im çalışmıyor. Server port'umuz normalde default'ta Zipkin'in kullanmış olduğu default port 9411. Biz bunu istersek değiştirebiliriz. İstersek bunu da kullanabiliriz. Şu an için çok problem değil. Siz Zipkin server'ımızı sadece bir başlatalım, çalıştığını görelim. Sadece 3 2 tane dependency ekledim ek olarak. Bir tane annotation'ı var. Bir de port default'u zaten. Bunu hiç karışmasak da olurdu. Bu haliyle arayüzü gelip gelmediğini görelim önce. Evet, şu an başladı görünüyor. Ve Zipkin'imiz ise 9411/Zipkin diye bir pette. Bu peti de değiştirebiliriz. Yine default peti bu. 9411'de değil. Bizimki kaçta başlamış? Şurada doğrulayalım. 8080'de başlamış. Undertow start from port. Bizim Bootstrap YAML değil, application.properties diye vermemiz gerekirdi. Şunu siliyorum. Çünkü burada Spring Cloud'la şu an çalışmıyor. Sadece Spring Boot'la çalışıyoruz. Şöyle hemen YAML için aslında yine dependency eklememiz de gerekebilir. Daha doğrusu dependency ekleyerek çözebilirdik onu. Server.port diyelim. 8080 değil, 9411'de olsun. Ve bu haliyle restart edelim.
Başladı sayılır. Evet, aslında Zipkin'in genel olarak arayüzü bu. Bu arayüzde biz bir takım aslında kullanırken ne anlama geldiği kısmına bakalım ama şu an için Zipkin'in arayüzü bu. Bu haliyle durduralım ve diğer servislerimizin Zipkin'e bağlanmasını sağlayacak kısma gelelim. Diğer kısımlarda işimiz yine çok zor değil. Eklememiz gereken sadece Zipkin'in dependency'sini eklemek ve Zipkin'in URL'ini projemizde Zipkin'e bağlanması gereken kısımlara söylememiz gerekiyor. Bunun buraya bağlanması gereken yerlerden biri aslında Eureka. Çünkü Eureka servislerimiz arasında load balancer yapıyordu. Bu load balancer esnasında da kimlerden geldi, nereye gitti kısmını bizim Zipkin server'ımıza söylemesi gerekecek birincisi. İkincisi ise account server'a ekleyelim. Account servise notification servise aslında notification servisinin hiç HTTP çalıştığı yok ama tamam. Stream kullanarak aslında stream ile Zipkin'in takibini trace'ini de yapabiliriz. Şimdilik orada kalsın. Ticket serviste de yine şöyle dependency'mi ekledim. Tüm dependency'leri ekledikten sonra aslında bu girmiş olduğum dependency'leri girmiş olduğum servislerin konfiglerine Zipkin adresimi söylemem lazım. Bunun için de şu ayarı kullanıyorum. Bunlar konfigürasyonların hepsini nereden alıyordu? Aslında hepsi config server'dan alıyordu. Config server'ın içerisinde bizim her birinin konfigürasyonu vardı. Öncelikle account servis bağlanacak. Account servise diyeceğiz ki sen Zipkin nokta host muydu port muydu? Base URL diye vereceğiz. Zipkin'in base URL'i lokal hostumuzda 9411'dedir. Bunu verdik. Bu arada şuna ihtiyaç yok. Şurası ise şöyle olacak. Bunu aslında tümünde vermemiz lazım. Daha sonra değiştiğinde aslında sadece config server üzerinde hepsini yönetiyor olacağız. Bunu aynı şekilde şunun bir girintisi application seviyesinde olması gerekecek. Notification'ı verelim. Şöyle. Bir de ticket servisi. Zaten bunlar kullanıyordu sadece. Evet. Hepsine konfigürasyonu ekledik. Şimdi çalıştırma sıramıza göre aslında şeyin başlaması gerekecek. Önce config server'ın bu durumda aslında tüm isteklerimiz Zipkin'e gönderilecek. Zipkin'de de biz onları trace edebiliyor olacağız. Bir sonraki config Eureka server'ın başlaması gerekiyor. Account servisinin başlaması gerekiyor. Ha tabii bu arada Zipkin'in de başlaması gerekiyor artık. Zipkin'imiz, evet Zipkin Server Application. Bunu durdurmuştuk. Notification servisinin başlaması gerekecek. Bu arada bunları başlatırken hepsinde de aslında bizim ben daha önce başlatmıştım. Docker şöyle konsoldan Docker.ts diyelim. Aslında bizim bu projede kullandığımız RabbitMQ, Elasticsearch, MySQL ve Cassandra'nın ayakta olması gerekiyor. Bunlar çalışmıyorsa önce bunları başlatmak lazım. Onları başlatmak için de aslında Docker Compose dosya ile Docker Compose YAML dosyasını apt-d ile bu şekilde çalıştıracaktım sadece bu komutu girerek. Geri geldik. Tüm servislerimiz ayaktadır diye ümit edip şurada kontrol edelim. Eureka server'ımız evet burada. Eureka server'dan kontrol ediyoruz. Notification, Eureka account ayakta. Bizim bir servisimiz daha vardı. O da ticket. Ticket ayakta değil gibi. Ticket'ı görelim hemen. Neden ayakta değilmiş? Ticket'ı başlatmamışız çünkü. Ticket servisimizi de
Başlatalım. Aslında elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane servisimiz oldu. Bunları da servis diye nitelendirebiliriz aslında. Bunları hepsini çalıştığını şimdi test edelim. Şimdi aslında öncelikle Zipkin Server'da şurayı refresh ettiğimizde şurada Eureka Server'ı görüyorum şu an için. Tamam, Eureka Server'da sadece bir network işlemi gerçekleşmiş. Bu nedenle bunu gösteriyor. Eureka Server'da bir istek, bir get isteği yapılmış Eureka Server'a ve Eureka Server 3 milisaniyede ya da evet 3 milisaniyede cevap vermiş. Bu şekilde aslında detayını görüyoruz. Hatta şuna tıkladığımızda hangi IP'den nereye gelmiş, nereye gitmiş, saati, saniyesi, gittiği path neresi, web font istenmiş Eureka Server'dan bir şekilde. Çünkü arayüzünü biz listeledik. Bundan dolayı istekler gelmiş. Şurada find trace diyelim. Diğerleri gelmedi. Biz önce diğerlerini tetikleyecek bir takım API kolları yapmamız gerekecek. Account servise öncelikle daha önce yapmış olduğumuz bir mesajı atalım. Bir account'umuz oluştu. Bu account'un ID'sini kullanarak da bu defa ticket servisimize gidip ticket'ta şu assign ile bir tane ticket oluşturalım. Evet, şurada bir hatamız var sanırım. Ticket servisi ayakta değil gibi. Evet, ayağa kalkmamış. Sebebi microservice app diye bir namespace'imiz yok. Ya da database'imiz. Şemaları refresh ettiğimde evet ben sildiğim için gitmiş. Şuna bir tane create schema şu şemayı oluştur diyeceğiz. Şemamız oluştu. Şimdi uygulamamızı yeniden başlatacağız. Aslında bunları da Docker imajı ayağa kalkarken direkt bu scriptleri çalıştırsın gibi bir konfigürasyon yapılabilir. Ticket application'ımı start ettim. Ya da daha doğrusu ise aslında Docker imajlarımızın içerisinde veriyi kaybetmememiz için gelip hepsinin Docker Compose konfigürasyonunda şey dememiz lazımdı. O zaman da bilgisayarımızdaki o dizini kaybetmememiz gerekirdi. Şurada şeye o örneği yapmıştık. Hangisini yapmıştık? Cassandra, MySQL, Elasticsearch'te mi var? Yok. Single node. Evet, bunların hepsine aslında bir disk space tanımlamak gerekiyor. O disk space'i kaybetmediğimiz müddetçe aslında imajlarımızın datasını kaybetmeyecektik. Ama burada şu an için öyle bir konfigürasyon yapmamışız. Şunu tekrar listeleyelim. Evet, ticket servis şu an ayakta. Şemayı oluşturduğumuz için 4 tane servisimiz görüyor. Zipkin'i de orada görebilir miydik? Aslında görebiliriz. Sadece account servis gelmiş. Çünkü account servisin üzerinde bir istek olsa gerek. Bakalım. Account servise bir post isteği gitmiş. 200 milisaniye sürmüş. Account path'ine gitmiş. Bir save isteği gitmiş. Daha detaylarına bakmak istiyorsak ID'leri var. Bu arada burada bizim log level'ımızdan kaynaklı sanırım mesajı da görebiliyoruz normalde ya da yanlış yere mi bakıyorum? Doğru. Evet. Giden mesajın içerisindeki datayı da bu tabi biraz da şöyle bir isteğe kalmış. Bu kadar datayı, bu kadar logu handle edebilecek miyiz Zipkin Server üzerinde? O kadar doğru mu? Belli sürelerle sadece çok detay debugging gibi bir şeyler yapılıyorsa onu açıp kapatmak doğru olabilir. Ticket'ımızı yarattık. Ticket'ımız doğru bir şekilde oluştu. Bakalım bu ticket'ımız için neler tetikleniyor. Şuradan gelip evet tüm servislerimi görüyorum biraz daha. Bir broker'ım varmış. Bu bizim Q broker'ımız. Ticket servisi trace edelim. Ticket servise bir tane istek geldi. Bu istek 1,2 milisaniyede ticket burada çalıştı. Ama bunun 59 milisaniyesini account serviste bir get isteği yapmakla meşguldük. Daha sonra ticket servis işlemini tamamladı ve
13 milisaniyede de bunu kuyruğa atmışız, notification servise. Bizim bütün trace'imizi bu şekilde takip edebiliyoruz. Şurada pet'lerine bakacak olursak her birinin. Evet, account pet'inde şöyle bir ID'li kaydı çağırmışız. Oradan hata almış olsaydık burada detaylarında eş tip kodlarını vesaireyi tüm detayları görüyor olacaktık. Daha sonra ticket servis ne yapmış? Ha, buradan bir de şeye gidiyor olacak. Eureka server'a gidiyor olacak. Bizim kuyruk tarafında da bizim broker'ımıza gitmiş bir şeyler. Orada notification çağrılmış. İlk mesajımızın ID'si bu şekilde parent ID, bunun trace ID'si gibi böyle tüm detaylarıyla var. Sadece bu ID'yi biliyor olmak aslında sistemde bulmamıza yarayacak. Dependency'lerimizde de aslında böyle bir içerik görüyoruz. Ticket servisimiz account'a ihtiyaç duyuyor. Ticket servis bu arada broker'a ihtiyaç duyuyor. Notification servis aynı broker'a. Bu broker'dan kastımız aslında bizim kuyruğumuz. Bizim o şemamız da burada bu şekilde gösterdi. Aslında bunu request bazında görüyor olacağız. Hatta bu şekilde çok detaylı bir şekilde bunu görmek istiyorsak belki farklı bir ürün vardı. Bunu da kullanabiliriz. Pinpoint diye bir ürün vardı. Pinpoint Java desek. Evet, onda da şöyle arayüzü biraz daha detaylı görebiliyoruz. Pinpoint'te show image yok sanırım. User bilmem nereye gönderdi. O Memcache'e gitti. Oradan API'ye geldi. MySQL'e gitti. Bu şekilde ama tüm bileşenlerimizin Pinpoint entegrasyonunu yapmak gerekiyor. Ama burada biraz daha basit hali var. Bu bir nevi servis dependency'lerimiz veya bir request için dependency'lerimizi gösteriyor. Genel olarak aslında tarih bazında veya detay bazında şurada biraz öncekinde görmüş olduğumuz şu istekte ben sadece şu ID ile arama yapabiliyorum. Şöyle ki ben şurada sadece şunu ara diyorum. Tümünde ne yapacak? Tümünde JSON olarak download ettiğimizde neler görüyoruz ya da yeni arayüzünü çok da hatırlamıyorum ama evet sonuç itibariyle Zipkin'de bu şekilde bizim mesajlarımızı takip etmek amacımız. Amacımız bir hangi serviste hata aldık onu takip etmek. Hatamızın HTTP kodu nedir? Hatamızın mesajı nedir? Şeklinde log level'larını değiştirerek de tüm detaylarını aslında tüm detaylarıyla mesajlarımızı takip edebiliyoruz. Zipkin bizim bu işimize yaradı. Bu böyle küçük bir sistemde çok anlam ifade etmeyebilir belki ama çok büyük bir yapıda aslında biraz olmazsa olmaz halinde olacak. Bu arada notification'ımız evet notification'ımıza kadar gitmiş kuyruğumuzdan mesaj iletilmiş. Tüm senaryomuz yine doğru bir şekilde çalışmış. Bu arada eğer biz Docker kullanıyor olsaydık Zipkin server için Docker imajını kullanıyor olsaydık bu sadece bu modülümüz olmayacaktı. Geri kalan her şey aynı olacaktı ve Zipkin'in çalıştığı Docker imajının portunu config server'da ilgili adresleri buraya söylemiş olmamız gerekiyordu. Yani sadece şu adresi ve dependency'sini. Dışındaki kısımlarla çok ilgilenmiyor olacaktık. Şu anda Zipkin server'ımızı da sistemimize eklemiş olduk.